Saygıdeğer izleyiciler, iyi akşamlar. Bir küçük problem nedeniyle yayınımıza başlangıçta bir ara vermek zorunda kaldık. Bunun için özür diliyoruz. Evet, ben konuğumu tekrar tanıtmak istiyorum. Biraz önce de ifade ettiğim üzere seçimlerin yoğun yaşandığı günümüzde, bugünlerde ikinci planda kalmış bir konu. Her yıl değişik etkinliklerle kutlanan öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümü ve öğretmen yetiştirme sorunumuz üzerine konuşacağız. Konuğum Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Salih Zeki Genç. Kendisi aynı zamanda dekan yardımcısı olarak da görevini sürdürmekte. Evet, Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gündemin yoğun olduğu bu günlerde böyle önemli bir konuyu gündeme taşıdığınız için özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Size sağ olun. Katıldığınız için biz de teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, tabii bu yoğun günlerde aslında her yıl kutlanan 16 Mart'ta törenler yapılıyor. Bu sene birazcık ikinci planda kaldı. Evet. Basına, medyaya yansımaları da sanıyorum biraz zayıf düştü. Ama biz programımızın formatına da uygun olduğu için bu konuyu sizinle bu akşam ele alalım istiyorum. Önemli olan kayıtlara da geçmesidir çünkü benim açımdan. Evet, önce isterseniz şöyle yapalım. Kendinizi bize kısaca tanıtın. Ben ön açıklamaları yaptım ama biraz daha akademik çalışmalarınızla ilgili bir açıklama da istiyorum sizden. Evet, ben sizin de ifade ettiğiniz gibi Doçent Doktor Salih Zeki Genç. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, daha doğrusu Trakya Üniversitesi olarak girip Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak mezun olan ilk öğrencilerden, ilk 4 yıllık İlk mezunlardansınız. Evet, ilk mezunlardanım. Bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra akademik hayata başladık. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi Atatürk Üniversitesi'nde tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi. Evet. 3 yıl orada yardımcı doçent olarak da çalışıp daha sonra 2005 yılında şehrimiz olan, doğduğumuz topraklar olan Çanakkale 18 Mart Çanakkale'lisiniz biliyorum. Evet, Çan Etili. Evet, Çan Etili. Evet, güzel. Doğduğumuz topraklara geldik hizmet etme noktasında. Çalışma alanım eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi, öğretmen yetiştirme. Bu alanlarda tabii ki eğitim sosyolojisiyle ana çerçevede ilgilendiğim için alt detaylarda küreselleşme ve eğitim, bilgi toplumu eğitim, bilgi toplumunda öğretmen eğitimi gibi. Yani eğitimin sosyal ve tarihi temelleriyle geniş çerçevede araştırma ve incelemeler yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Evet, şimdi biz isterseniz şöyle yapalım. Türkiye'de, hatta biraz daha öncesine de giderek, ülkemizde Osmanlı döneminden başlayarak değil mi öğretmen yetiştirme çalışmaları başladı. Buradan başlayarak günümüze doğru gelelim ve biraz önce de ifade ettiğiniz gibi bilgi toplumu nasıl bir öğretmeni istiyor? Bu anlamda sanıyorum sadece öğretmenlerin bilgilenmesi değil, biz velilerin de bilgilenmesi önemli. Çocukların eğitim sisteminde tutan, yetiştiren halkımızın da bu konuda bilgi sahibi olması gerekir. Evet, bizde öğretmen yetiştirme ne zaman başlamıştır bir formal eğitim ortamı olarak? Bunu nereye kadar götürebiliriz? Şimdi aslında öğretmen eğitimine gelmezden önce isterseniz 3-5 cümleyle şöyle tarihsel süreç içerisinde bir... Bunun hazırlayıcı faktörlerini görebilmek açısından. Yani şimdi Türkiye eğitim tarihi açısından baktığımızda 3000 yıllık bir tarihe sahibiz. Yani bunu işte bir devlet geleneği olarak Mete Han'dan başlayıp günümüze kadar, yani milattan önce 1000'den başlayıp günümüze kadar geldiğimizde 3000 yıllık bir tarihe ya da en azından yazılı belirli ölçüde kayıtlara sahibiz. Şimdi tabii ki göçebe bir toplum olması dolayısıyla efendim işte yerleşik hayata 7. 8. yüzyıla geçmiş olması dolayısıyla formal, bugünkü manada bir eğitim öğretim faaliyetinden bahsetmek mümkün değil ama eski Türklerde çok ciddi anlamda bir eğitim faaliyetinin çocuklara, kız veya erkek olsun, çocuklara ciddi anlamda ayrım gözetilmeksizin önem verildiğini biliyoruz. Yani informal eğitim de olsa tabii, var bu. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Ancak geniş perspektifte, daha doğrusu böyle isterseniz birazcık atlayarak ifade edelim. Formal anlamda bizim Türkiye eğitim tarihinin Cumhuriyet dönemine kadar olan geçmişine baktığımızda medreselerin hakim olduğunu görüyoruz. Aslında eğitim tarihimizi medreseler tarihi desek yanlış olmaz. Evet.
Ve tabii ki işte yerleşik hayata geçtikten sonra çeşitli medrese ya da örgün eğitim kurumları oluşturulmaya çalışılıyor ama resmi anlamda kayıtlara geçen boyutuyla bunun ilk 1040 yılında Tuğrul Bey tarafından Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Selçuk Bey'in oğlu olan Tuğrul Bey zamanında Nişabur'da gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bizim üniversite anlamında kurmuş olduğumuz ciddi anlamdaki örgün eğitim kurumumuz medreselerle başlıyor ve tarihte 1040. Aslında biraz Avrupa tarihine baktığımızda, Avrupa eğitim tarihinde de böyle bir yapılanma var aslında. Yani orada çok var farklı ama da değil. Şimdi şöyle, yani Oxford'a baktığınızda 1220'lerdir. Cambridge'e baktığınızda öyledir. Mesela şimdi üniversitelerde malumunuz sizin de bildiğiniz üzere Bologna süreci diye geçer. Evet. İlk İtalya, Bologna, yani işte 1100'lerin ortaları gibi falan. Ama tabii bizim medrese tarzı, yani üniversite ayarındaki medrese boyutuna baktığımızda bir 100-120 sene önceki bir kurumsallaşma durumumuz söz konusu, bir yapımız söz konusu. Bu da tabii ki daha sonraki süreçte özellikle o 12. 11. yüzyıllar dediğimiz Türk Rönesansı dönemi dediğimiz daha önceden bunun altyapısını hazırlayan işte Farabi'dir, Biruni'dir, İbn Sina gibi önemli şahsiyetlerin etkileri söz konusu ve o günlerden bugünlere doğru geliyor. Sonra mesela Osmanlı'ya baktığımızda, daha doğrusu Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarına baktığımızda Orhan Bey zamanından bahsedebiliriz. Mesela Osmanlılar'da 1330 ilk medrese İznik Orhaniyesi diye geçiyor. Yani 1330'da ilk defa İznik'te, Bursa fethedildikten sonra İznik'te Orhan Bey tarafından kuruluyor. Daha sonraki süreçte Cihan Padişahı olarak adlandırabileceğimiz Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra kurmuş olduğu Sahn-ı Seman medreseleri var. Yine Sahn-ı Seman medreseleri burada bir iki cümleyle bahsetmek isterim, detaya girmek isterim. Fatih Sultan Mehmet Sahn-ı Seman medreselerini kurduktan sonra medresede gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetinde özellikle sınıf öğretmeni ya da sıbyan mekteplerinde görev alacak medrese öğrencilerinin ders programına müdahale ediyor. Çok ilginçtir. Mesela adab-ı mübahase ve usulü tedris dediğimiz öğretim yöntemleri ve tartışma yöntemleri dediğimiz iki tane dersi koyduruyor. Mesela sıbyan mektebinde öğretmen olacak öğretmenlerin programından fıkıh dersini çıkarıyor. Fıkıh İslam hukukudur biliyorsunuz. Detaylı araştırılması lazım. Bunlar Sıbyan Mektebi'nde öğretmen olacaklar. Dolayısıyla bu dersi almalarına gerek yok diyor ve programda yok. Metodolojiye dönük bir program alıyor. Tabii tabii metodolojiye dönük. Evet. Yani işte tartışma yöntemleri dediğimiz, efendim işte öğretim yöntemleri dediğimiz o günün ya bugünün işte modern eğitim anlayışı içerisinde bizim malumunuz kullandığınız teknikleri, yöntemleri içeren dersleri koyduruyor. Bu açıdan Fatih'in hakikaten ciddi anlamda bir siyasi lider olmasının yanında, bir hükümdar olmasının yanında bir eğitimci olması ve liderin çok yönlü vizyon sahibi olduğunun önemli göstergelerinden bir tanesi bu. Ama şimdi Fatih'e baktığımızda Fatih'in öğrencilik süreci de sıradan bir öğrencilik süreci değil. Yani tüm yaşam boyunca da bir öğrenci gibi davranabilmiştir. Çünkü sürekli yabancı eserleri de okuma onları da anlamaya... İstanbul'u fethinde biliyorsunuz hocasıyla beraber gider. Evet. İşte karşıdan bugünkü manada çiçek demeti, buketi diyebileceğimiz bir çiçek buketiyle karşılanır. Ve kendisi almaz der ki beni bugünlere getiren hocama verin der. Evet. Ve hocasına uzatır. Şimdi bu bir anekdottur ama bir devlet adamına bu anekdodun yakıştırılmış olması tesadüf de değil. Evet. Yani bir davranışın yatan, sonrasında. Evet, yani yatan. O cümle çok tutmayabilirdi de aslında bana göre. Ama o sürecin öncesi de aynı değerde olduğu için ne yapmıştır? Bir anlam kazanmıştır diye düşünüyorum. Yani altında yatan, almış olduğu eğitim. Yani hani o üzerinize yakışması da lazım. Evet, tabii. Yakışmıyorsa zaten bir süre sonra kabul de görmezdi. Kesinlikle. Ben birazcık o hikayeye, anekdota böyle de bakıyorum. Yakışmasıyla ilgili bir durumdur diye düşünüyorum. Evet. Peki hocam sonra Şimdi Fatih... sonra tabii hani bir Türk eğitim tarihi
dersi gibi ona hayır, da boğulmak istemem ama hı hı. Şimdi şöyle de bir durum söz konusu. Mesela ondan sonraki süreçte Süleymaniye medreseleri hı hı. Malum işte Kanuni Sultan Süleyman ki 1520'de payitahta geçer, hı hı. oturur tabiri caizse 1566'ya kadar hı hı. 46 sene. Süleymaniye medreseleri kurulmuştur onun zamanında da. Yine Süleymaniye medreselerinde de o daha çok böyle tıp eğitim eğitimi konusunda diğer konularda ve 1570'ler 77'ler döneminde bir Takiyüddin hadisesi vardır bizim kültür tarihimizde veya eğitim tarihimizde. İstanbul'da bir rasathane kurulur. Ama işte dönemin Şeyhülislam'ı rasathanenin işte gaybtan, gelecekten haber vermek için kullanıldığını falan ifade ederek rasathane 1577'de kurulur, 1580'de yıktırılır. Yani sadece eğitim boyutuyla değil ama hı-hı. kültür tarihi, bilim tarihi açısından ki bunlar hepsi birbirinin içine girmiştir. Tabii biliyorsunuz. Orada yavaş yavaş bir nasıl diyelim duraklamaya yani nasıl ekonomik anlamda, yeni yerler keşfetme anlamda, siyasi güç anlamında bir güç kaybına başlanmışsa eğitim alanında da bir güç kaybına aşağı doğru inişe geçildiğini görüyoruz. Zaten bunlar birbiriyle biliyorsunuz paralel bir şekilde ilerler, yürür. Sonraki süreçte gerek eğitim kurumlarının gerek devlet kurumlarının tekrar onarılması, tekrar eski gücüne kavuşturulması noktasında Koçu Bey'in Risalesi vardır biliyorsunuz işte Katip Çelebi vardır. Ondan sonra Naima vardır mesela. Bunlar çok çeşitli incelemeleri, araştırmaları rapor etmiş padişahlara sunmuşlardır. Ancak tabii ki o dönem artık yavaş yavaş toprak kayıplarının başladığı biraz önce ifade ettiğimiz gibi gerek siyasi gerek ekonomik gerekse sosyal ve eğitimsel anlamda da duraklamanın hatta geriye gitmenin başladığı dönemdir. Şimdi tabii ki bu dönemde özellikle yenileşme hareketleriyle beraber ve özellikle ikinci Mahmut'la beraber. İkinci Mahmut eğitim tarihimiz açısından yani, çok önemli. Yani 1824 bir, biliyorsunuz. Hatta bir devrimci gibi görülebilecektir. Evet, bir eğitim devrimcisi gibi görülecektir. 1824'te işte ilk öğretim zorunlu hale getirilir, yaygınlaştırılır. O zamana kadar sadece İstanbul'da var. Taşra'ya yayılır. Bir Taşra'da, açılım söz konusu. Tabii bir açılım söz konusu. O var. 1839 Tanzimat Fermanı, Tanzimat Fermanı ile birlikte yine gerek sosyal hakların gerekse efendim siyasal hakların kullanılması noktasında eğitim almanın esaslarının belirlenmeye başlandığı veya kanuni esasiyede bir iki madde de olsa yer bulduğunu görüyoruz. Evet. Bunlar yani hukuki anlamda ya da kanuni anlamda önemli göstergeler olarak söylenebilir ya da ifade edilebilir. Tabii bu süreçte yani ülkenin içerisinde bulunduğu, Osmanlı'nın içerisinde bulunduğu durum itibariyle bizim gelişmemiz, gelişme sürecimiz, yeni yerler kazanma, yeni ganimetler ve bu noktada işte siyasal ve ekonomik güçle beraber eğitim ve kültür hayatınızdaki yapılanma beraber gittiği ve tesir altında olduğu için eğitime, eğitimcilere çok fazla önem verilmediğini veya önem verilmediğini demeyelim belki ama ikinci planda kalmak durumunda olduğunu görüyoruz. Ancak tabii ki takdir edersiniz ki özellikle İngiltere'de buharlı makinenin bulunması icadıyla birlikte İngiltere daha sonra ana kıta, kara kıta, Avrupa'ya endüstrileşme, evet Fransa'ya, Almanya'ya endüstrileşme toplumunun oluşması ve bununla ilgili okulların ve kurumların ihtiyacı hasıl olması ve beraberinde buna ayak uydurabilecek bir Osmanlı. Yani bizim tarihimiz. Evet, evet. Şimdi malum siz de biliyorsunuz yani 1000'li yıllarda, 800'lü yıllarda, 1300'lü yıllarda okul öncesi eğitim kurumundan bahsedemezsiniz. Tabii. Var mı? Yok.
Yani ne zaman var? İşte 1700'lerden sonra Frobel'le 1800'le birlikte Avrupa'da. E ne zaman? Sanayileşmeyle birlikte. Pestalozzi, Frobel. Yani kadın çalışma hayatına atılınca tabiri caizse çocukla ilgilenecek biri lazım. Kendi uygulamaları var değil mi evet, Frobel'in? Yani kurumlar ihtiyaçtan doğar evet, malumunuz. Tabii tabii bildiğinizde. Kesinlikle. Ve oradan okul öncesi eğitim kurumunun doğduğunu görüyoruz. Ha bizde tabu 1900'lerin başında oluyor. Şimdi bu süreçte özellikle öğretmen ve öğrencilerin yetiştirilmesi daha da önemli hale geldi. Biraz önce bahsettiğim evet. endüstrileşme hadisesinden dolayı yeni okullar açıldığını görüyoruz. Yani Osmanlı eğitim sistemine baktığınızda Sıbyan mektepleri, medreseler var. O şekilde Sıbyan mekteplerinden daha alt seviyede işte cami veya mescitlerin yanında temel eğitim aritmetik becerilerinin kazandırıldığı, efendim işte Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği okullar var. Günlük sorunları, ihtiyaçları karşılamaya yönelik. Aynen öyle. Ama özellikle işte Tanzimat ve Yenileşme Hareketleri sonrası Tanzimat'la birlikte mesela idadilerin açıldığını görüyoruz. Rüştiyelerin açıldığını görüyoruz. İdadilerin açıldığını görüyoruz. Sultanilerin açıldığını görüyoruz. Ondan evet. sonra Darülfünun'un açıldığını görüyoruz. Yani bunlar bir silsile halinde devam ediyor. Hı hı. Evet Sayın Hocam isterseniz bizim programımızın formatı 17x4. 17 dakikamızı fark etmeden doldurmuş evet. olduk. Tam da böyle isterseniz, evet, tam oraya gelmişken evet. bir küçük ara verelim, hayal. Devam edelim. Hayal. Biraz sonra tekrar birlikteyiz. Öğretmen okullarının kuruluşu ve Cumhuriyet dönemi gelişmeleri ele evet. alacağız. Evet. Siyaset olsun diye yapmıyorum. Toprağın kanıydı filmin adı. Çok üzgünüm ki o adı koymadım. Evet, konuğum Salih Zeki Genç hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osmanlı dönemindeki gelişmelere baktık. Şimdi Osmanlı'nın öğretmen okullarını bir formal eğitim kurumu olarak kuruşuna geçiyoruz. Evet hocam, geldiğimiz noktada öğretmen okulları nasıl çıktı ortaya? Şimdi biraz önce tam kapanış esnasında söylemiştim. Endüstrileşmeyle birlikte Avrupa'da var olan mevcut yapılanmaya Osmanlı'nın da ayak uydurması gerekiyor. Tabii. Dolayısıyla çok farklı meslek branşları, çok farklı eğitim ihtiyacı olan insanlar karşımızda. Osmanlı da bunu karşılayabilmek için işte biraz önce ifade ettiğim rüştiyeler, idadiler, sultaniler ki işte en meşhur biliyorsunuz Galatasaray Sultanisi'dir. Ya. Hala Galatasaray Sultaniler devam ettirir, evet, o, devam kültürü. Ettirir o kültürü. Sonra Darülfünun. Ancak şimdi burada rüştiyelere ve idadilere öğretmen yetiştirmesinin gerekliliği var. Yani eski evet. klasik bir yöntemle ya da öğretmen anlayışıyla bunu yürütebilmek söz konusu değildir. İşte bu ihtiyaçtan hareketle 16 Mart 1848'de Darülmuallimin. Aslında
Darül Muallimin-i Rüştü'dür. Evet. Asıl gerçek adı. Yani Rüştiye okullarına öğretmen yetiştirmek için açılmış olan okuldur. Rüştiye okulunu da izleyicilerimizin anlayabilmesi için şimdi Rüştiye hangi okulu, düzeydedir? Pardon, Rüştiye okulu Sıbyan Mektebi üzerinde Rüştiye, daha sonra İdadiler ve Sultaniler. Yani Rüştiye bugün işte ilk öğretimin ortaokul kısmı gibi. İdadiler ve Sultaniler, Sultani Lise kısmı, evet, İdadi Rüştiyelerin üzerinde. Evet. Darülfünun da malum üniversite olarak bugün için anlamlandırabiliriz ya da konumlandırabiliriz. Tabii bu süreçte ifade ettiğim gibi bu çok yönlü kişilerin yetiştirilmesi noktasında öğretmene de ihtiyaç var. Evet. Ve çünkü bu arada tabandan da eğitim taleplerinde bir artış da görülüyor. Tabii. O zaman sadece saray çevresinde bir ihtiyaç söz konusuyken açılımla birlikte ben onun için biraz önce de ifade ettiğimiz o 2. Mahmud dönemi çok önemli bir harekettir. Evet. Çünkü eğitim bakımdan çok geri kalmışsınız. İleriki süreçlerde de sürekli savaş psikolojisi içinde ama buna rağmen önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Tabii yani ticaret yapıyorsunuz artık bugünkü manada değil ama birçok artık dış memleketler geliyor. Yani ihtiyaçlarınızı karşılamanız lazım. Bunları karşılayacak yetişmiş kalifiye elemanlara da ihtiyacın söz konusu. O gün itibariyle, o günün ihtiyaçları noktasında. 16 Mart 1848'de Darül Muallimin'in Rüştü, yani Darül Muallimin ilk erkek öğretmen okulu açılıyor. Şimdi ben burada özellikle günümüzde de eğitim fakültesinde çalışıyoruz. Siz de oradasınız. İşte formasyon uygulamalarımız var. Bir dönemde veya bir yılda formasyon vererek öğretmenlerimizi yetiştiriyoruz. Cumhuriyet döneminde farklı uygulamalar var. Orada doğru veya yanlış, güzel veya eleştirilebilir yanlarıyla birçok örneklerimiz söz konusu. Ben tabii Türkiye eğitim tarihini öğrencilerimize ifade ederken de hep şunu söylüyorum. Belki çok klişe bir söz ama yani geçmişini bilmeyen gelecekle ilgili yorum yapamaz, vizyon sahibi olamaz. Hakikaten baktığınızda, değerlendirdiğinizde birçok yanlışın veya hatanın geçmişte de olduğunu görüyorsunuz. Ama bugün hala tekerrür ediyoruz. Ya da yani hala o tarihi dikkate almıyoruz demektir bundan ama aslına baktığınızda. Şimdi mesela ben buraya işte böyle sırasıyla birkaç böyle şey alayım diye not aldım. Tabii buyurun. İsterseniz bir iki tanesini okuyayım. Mesela nitelikli bu 16 Mart 1848 Darül Muallimin Nizamnamesi'nde. Evet. Yani bizzat böyle onun yönetmeliği. Nitelikli öğretmen yetiştirebilmek için okula az sayıda öğrenci alınması yoluna gidilmiş. Alınacak öğrenci sayısı 30'dan 20'ye indirilmiş. Yani 20 kişilik sınıflarda eğitim görmek. Evet, 20 kişiler. Öğrenciler sınavla alınacaktır. Okul süresi 3 yıldır. Ders programı, ders verme ve öğretim yöntemi. Farsça, aritmatik, geometri, alan ölçümü, astronomi, coğrafya. Bakın yani bugünün alan bilgisine sahip, zengin. Evet, zengin, bugünün ihtiyaçlarına bile karşılık gelebilecek programlar. Ve sadece ders çalışmaları için öğrencilere dolgun maaş, yani burs verilmesi durumu söz konusu. Şimdi bunlar ve tabii ki öğretmen adayları atanıncaya kadar Darül Muallimin'de kalacak, bilgilerini pekiştirmeleri için uygulamalara katılacaklar, iştirak edecekler. Bir Rüştiye okulunda öğretmen boşaldığı zaman da oraya hemen anında ataması yapılıyor, ataması gerçekleştiriliyor. Yani bugün bile bakın öğretmen yetiştirme sistemimizi işte Cumhuriyet'ten bugüne ele aldığımızda onlarca uygulamanın olduğu bir sistemi ya da sistemin temellerini gördüğünüz gibi o günde bulabilmek mümkün. Evet. Ya da o günlere dayandığını söyleyebilmek mümkün. Tabii bu bir nizamnamenin yayınlanması, belirli kurallar çerçevesinde öğretmen eğitiminin gerçekleştiriliyor olması bu işin ne kadar ciddiye alındığını, ne kadar ehemmiyetli olduğunu bize göstermesi açısından da önemlidir diye düşünüyorum. Önemli. Tabii şimdi 1848'e bakarsak biraz önce de ifade ettiğim gibi gerçekten Osmanlı'nın içinde bulunduğu durum da kolay bir durum değil açıkçası. Evet, evet. Savaşların çokça yaşandığı. O arada Avrupa'da aslında yenileşme, reform hareketleri sonrası, Rönesans sonrası ciddi eğitim
akımları, görüşleri de başlıyor. Tabii. Hatta bazen ben de onu öğrencilerle konuşurken işte Frobel ya da Pestalozzi'nin söylediklerini tabii öğrenciler diyor hocam o zaman bunlar mı ortaya koyulmuş? İşte okul yapıları nasıl olsun, eğitim programları nasıl olsun, öğrenciye görelik gibi bir kısım anlayışlar. Bugün bile kabullenmekte zorlanacağımız anlayışlar ortaya koyulmuş. Bunları konuşurken şunu da söylüyorum. Tabii biz biraz eğitimde halen ciddi bir geri noktadayız baktığımızda. O zaman geleneksel bir yol. Ama o zaman işte biz şeyi söylüyorum öğrencilere. Onlar bu görüşleri ortaya koyarken biz cephelerde savaşıyorduk. Onun derdindeydik. Evet. Böyle sıkıntılarımız maalesef, da var. Bizim için aslında o sıçrama noktası savaşların işte Avrupa'daki hareketlerin bir sıkıntısı olarak yansımıştır. Hocam yani ben tabii çok detaya girmedim. Evet. İnanın 850'de doğmuş, 930'da vefat etmiş olan Farabi İbn-i Sina. Evet. İbn-i Sina'nın mesela birçok görüşü. Yani aynı yaş kategorisindeki çocuklar eğitime tabi tutulmalıdır diyor. Efendim çocuğa göre hareket edilmeli diyor. Yani çocuk merkezi almalı. Evet, çocuk merkezi bunlar almalı işte diyor. Yüzlerce yıl önce söylenmiş tabii, yani bin yıl önce söylenmiş ve tabii bilginin ve medeniyetin temeli de o. Bir kar topu gibi toplana bugünlere kadar geliyor. Böyle bir yapılanma söz konusu. Şimdi tabii 1848-1850 hani 1856'yı siyasi tarih açısından yenebiliriz ıslahat fermanı 39'dan sonra daha çok hani siyasi tarihimizde veya tarih bilgimizde işte yabancıların yurt içinde daha doğrusu Osmanlı'da yaşayan azınlıklara haklarını edinmesi noktasında bir kararlar olarak ifade edilir ama sadece öyle anlamlandırmak çok da doğru olmaz. Yani buna bizim kendi vatandaşlarımızın da haklarının, eğitim öğretim haklarının yansıtılması söz konusu. Bunun için söylüyorum, şunun için kız çocuklarının da ya da kızların da eğitime başlaması ve aynı şekilde Darül Muallimat adında 26 Nisan 1870'te kız öğretmen okulları açılıyor. Evet, kızlara yönelik. Evet, okul. Yani İstanbul'da tabii ilk başlıyor yine kız çocuklarının okula başlaması, Rüştiyelere gitmesi. Daha sonra Anadolu'ya yayılıyor ve onların eğitimi için de kız öğretmenlere ihtiyaç var. 1900'lü yılların başlarında da Kızlar Üniversitesi var değil mi? Tam yılını hatırlayamıyorum. Evet. Hatta onların böyle çok bir eylemleri var. Kapıları kapatıp içeri sokmuyorlar. 11'ler falan bir, diyor. 1909'lar. Tam ben de o yıllarda. O yıllarda. Ve Darül Muallimat açılıyor. Şimdi Darül Muallimat'ın açılıyor olması da kız çocuklarının artık eğitim alması, yüksek öğretim seviyesine ulaşabilecek eğitimlerin verilmesi noktasında bize yine önemli bir gösterge olarak karşımıza yani çıkıyor. Yani bu romanlarda da yer alan çalık uçları ve benzerleri hikayeleri aslında. Yani onların temelleri hikayeleri. İşte 1920'lerde, 25'lerde, 30'larda, 1910'larda yazılmış olan hikayelerin temellerinin 1870'lerde, 80'lerde atıldığını görüyoruz ya da söylemek mümkün. Tabii burada gerek Darül Muallimat, gerekse Darül Muallimi'nin öğretmenliğin anlamlandırılması, algılanması, bir meslek olarak algılanması, kabul edilmesi ve ciddiye alınması noktasında önemli bir açılımlar sağladığını ya da göstergeler sağladığını söylemek mümkün. Tabii siz de ifade ettiniz. Yani bu yıllar ciddi anlamda artık bizim savaşların da başladığı yıllar. Toprak kaybının çok had safhada olduğu, kendi iç problemlerimizle, sıkıntılarımızla boğuştuğumuz dönemler. O açıdan tabii ki bütün enerjimizi de oraya vermiyoruz ama eğitimde, işte sağlıkta veya endüstride durmuş değil ama istenilen ölçüde gitmiyor. Evet. Yani belirli durağan bir gidiş var. Mesela bununla ilgili işte ilk Maarif-i Umumiye Nezaretinin 1857'de kurulduğunu görüyoruz. Yine 1869'da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlanıyor. Yani tüm Osmanlı'daki okullar işte öğrenci sayıları ne olacaktır, kaç tane öğretmen vardır, efendim işte bunlar programlar ne olacaktır, hani nerelerde okullar açılacaktır. Şimdi o dönemi şöyle düşündüğünüzde mesela işte Erzurum, Sivas, Halep, ondan sonra mesela Trakya'ya baktığımızda işte Bosna, mesela Manastır, Selanik,
buralar ciddi anlamda dahil mualliminlerin, dahil muallimatların olduğu, yani kız öğretmen okullarının, erkek öğretmen okullarının olduğu yerler, yerleşimler. İstanbul zaten ana merkez. Tabii savaşlarla beraber kaybedile nihayetinde o kurumlar da belirli ölçüde hem başkalarının yurdu haline geliyor topraklarda, kurumlarda amacını ya da misyonunu tamamlamış bir şekilde kapanıyor. Evet. Geliyoruz hemen Cumhuriyet'in öncesine. Aslında benim çok ilgimi çeken bir şey var. Oradan birazcık bahsedelim isterseniz. Bu savaşın devam ettiği kaç yılıydı bir toplantı düzenliyor. Eğitimle ilgili bir... Şimdi 1921. 21. Evet. Yani 21. Şimdi ben isterseniz 1921'e gelmezden önce bir iki şey daha söyleyeyim. Olur. O da şu, 1892'de Dahil Muallimini Ali açılıyor. Yani öğretmen yüksekokulu açılıyor. Evet. Öğretmen yetiştiren Yani yüksekokul. Evet. Öğretmen yetiştiren yüksekokullar açılıyor. Dahil Muallimini Ali'ye. Ve bu dönemde biraz önce ifade ettiğimiz gerek Anadolu'da, gerek Rumeli'de yani Trakya'da çok çeşitli bir şekilde hizmet veren, buralarda eğitim kurumlarına gerek dışarıdan katkılarıyla, gerek içeride eğitmen ya da öğretmenlik yaparak katkı veren önemli kişiler var. Mesela bunlardan bir tanesi Ethem Nejat. Şimdi Ethem Nejat'a gelmezden önce de bir sürü ya da birçok değinilmesi gerektiği olan kişiler var ama Ethem Nejat niye önemli? Neden? Çünkü Ethem Nejat 1940'larda kurulacak köy enstitülerinin fikir babası. Hazırlayıcısı. Niye hazırlayıcısı? Çünkü Ethem Nejat manastırda okulda yöneticiyken, idareciyken ciddi anlamda çalışmaları var ve köy yaşamını uygarlaştırmak fikrini ön plana çıkarıyor. Yani kalkınmanın köyden başlaması gerektiği. Tarım toplumunun egemen olduğu bir ülkede tabii doğru bir saptama aslında. Tabii bir yapılanma. Bu beraberinde tabii ki daha sonraki dönemi de ışık tutuyor. Evet. Mesela 1913-14'te ders yılı başında Taşra'da 21 tane dahil muallimin var. Taşra'da. İşte bunlardan bir tanesi manastırda mesela Ethem Nejat okul müdürü. Evet. Orada işte halkın kalkındırılması ya da köyden kalkınmanın, kırsaldan başlatılması noktasında önemli çalışmalar yapan, görüşler ortaya atan biri. Tabii bu süreçte Balkan Savaşları çok önemli. Çünkü hani inanın Balkan Savaşları'na gelinceye kadar iş çünkü işte siz de Trakyalısınız, göçmensiniz, ben de göçmenim. Yani ben de 77-78 atalarım Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 93 abi diyeceğimiz dönemde göç etmişler Anadolu'ya. Dolayısıyla buraya gelinmiş olması artık iş ciddi anlamda tırnak içerisinde bıçak kemiğe dayandığı noktasında halkın algıladığı, anlamlandırdığı bir süreci işaret ediyor bize. Ve bu yönüyle öğretmenin, eğitimcinin ve eğitimli insanın ülke kalkınmasında, yurdun kalkınmasında önemi bir kat daha anlaşılıyor ve bu artık bir siyasi söylem olarak da kullanılmaya başlanıyor. Ki takdir edersiniz ki bir adım sonrası Osmanlı'nın artık tam yıkılış süreci, Osmanlı'nın tekrar ayağa kaldırılması için ya da Anadolu'da yeni bir yurt edinmesi için işte ümmetçilik, Türkçülük, Batıcılık biliyorsunuz. O siyasal oluşumların olduğu dönem ve bu döneme ya da bu dönemin bazı bu biraz önce bahsettiğimiz anlayışları bunun eğitimli olması gerektiğini özellikle vurguluyorlar ve savunuyorlar. Evet, peki. Şimdi isterseniz oraya girmeden tekrar bir ara vermemiz gerekiyor. Aynen. Süremizi doldurduk. Üçüncü oturumda artık Kurtuluş Savaşı dönemi ve Cumhuriyet dönemini, köy enstitülerini ve daha sonraki uygulamaları ele alacağız. Aslında baktığımızda Sayın Hocam bunu konuşalım biraz. Belki de dünyada en fazla öğretmenlik
programlarına yönelik çalışma yapan ülkelerin başına Türkiye gelir. Birçok evet. denememiz var evet, evet. ama hepsi de çok kısa sürmüş. Maalesef. Evet, saygıdeğer izleyiciler, küçük bir ara rica ediyoruz. Biraz sonra tekrar konumuza devam edeceğiz.